20 asrda jadidlar matbuot erkinligi uchun asosiy kurashuvchilar bo'lganlari, shuningdek ular o'z hisoblaridan beminnat talabalarni Moskva, Berlin va Istanbulga ta'lim olish uchun yuborganlar haqida bilarmidingiz? Turkiston intelligensiyasi vakillari bo'lgan va nohaq qatag'on qilingan jadidlarning asosiy g'oyalari bugungi xalqaro konferensiya mavzusi bo'ldi. O'ylaymanki, tarixda ikki buyuk renessansga zamin bo'lgan mintaqamizda uchinchi renessansni aynan jadid ajdodlarimiz amalga oshirishlari mumkin edi. Afsuski, mustabid tuzum ularning ezgu g'oya va amaliy harakatlarini to'la ro'yobga chiqarishga Cedidçiler uşa devirde dünyanın arkasından kalmaganlar. Konferansiyada iştirak etiş uchun Amerikadan maxsus tashrif buyurgan va birinchilardan bo'lib so'zga chiqqan Michigan Davlat Universiteti professori, fan doktori, tarixchi va siyosatshunos olim hamda Usmon Xo'jaog'lining zurriyodi Timur Xo'jaog'li jadidlar 20-asrda matbuot erkinligining asosiy himoyachilari bo'lganliklarini va o'sha davrda yo'q bugungi kundagi talabalar stipendiyalari va ta'lim fondlarining analogi bo'lgan jamg'armaga asos solishganini ta'kidladi. Jamg'arma tashkil qilmasdan ham bular vaqf va jamg'arma tashkil qilgan, chunki jadidchilarning orasida boylar ham ko'p bo'lgan. Shu Fayzulloh xo'jalar, Usmon xo'jalar katta boylar Buxorodagi. Ular o'z demak xazinalarini bu ishga sarf qilganlar va jamg'armaga hamma o'z shayisi miqyosida yardım pulu bergenler şu jamg'armalar arkalı guruh guruh talebelerini çetkelge barın yol masarifleri o yerde turar cayları mektepte okuşları ve turmuşları için gerekli akça bilen temin eden. Mazkur xalqaro ilmi amali konferansiya O'zbekistonning Turkiy davlatlar tashkilotiga raisligi doirasida o'tkazilmoqda. Unda AQSh, Ozarbayjon, Turkiya, Qozog'iston, Shvetsiya, Germaniya kabi davlatlarning nufuzli jadidshunos olimlari ma'ruza qilishdi. 100 yıl evvel bizim babalarımız bir ortak Türk dili yaratmaya çalışmışlar ki her birimiz bu Türkçe'de danışanda birbirimizi anlayak, bir ortak Türk medeniyeti var onu bilek. Sonra arada 70 yıl sosyalizm kuruluşu oldu ve o Türk halklarını her vasıtayla birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Şimdi müstakil devletçilik zamanında tabii ki bizim halklarımız, devletlerimiz yakınlaşma yolları aktarırlar. Televizyonda müşahede edildim ki bizim prezidentimiz İlham Aliyev Özbekistan'a gelende Özbekistan prezidenti Sayın Mirziyoyev ile Rusça değil kendi öz dillerinde danışırlar. Yani birbirini anlayırlar. Daha yakından tanıyanda ise daha güçlü, kuvvetli olacak. Çünkü bir kişinin kuvvetiyle beş kişinin kuvveti tam farkına ulaşırlardı. İnşallah her şey yaxşı olacak. Konferansiyaning ilmiy qismi yakunlangach, ishtirokchilar delegatsiyasi shahidlar xotirasi maydoniga yo'l olishdi. Aynan hozir guvohi bo'layotganingizdek, konferansiyaning barcha ishtirokchilari Toshkentdagi shahidlar xotirasi maydoniga tashrif buyurib, ramziy qabr oldida Qur'on tilovat qilib, shahidlar xotirasini yod etishmoqda. Go'zal Qur'on tilovatidan so'ng delegatsiya a'zolari o'sha mudhish repressiya davrining barcha haqiqatlari va begunoh qurbonlari tarixini o'zida jamlagan Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyiga yo'l olishdi. Xalqorasida Chorny Voronok deb nomlangan aynan ushbu avtomobil Qatag'on davrining o'ta dahshatli ramzi edi. Chunki aynan unda juda ham ko'p begunoh odamlar uylaridan olib ketilgan va ortga qaytishmagan. Har bir eksponat va Qatag'on qurbonlari hikoyasini Baxtiyor Hasanovdan yaxshiroq biladigan insonni topish qiyin. Axir u ushbu muzey direktori va bir vaqtning o'zida Shahidlar xotirasi jamoat fondi raisi bo'libgina qolmay, O'zbekiston tarixchilar uyushmasi raisi hamdir. U bilan suhbat davomida esa biz uning jadidshunoslik tarixining haqiqiy jonkuyarlaridan ekanligiga amin bo'ldik. Mana shu mustamlakadan chiqish uchun nima jarayonlarni amalga oshirishimiz kerak deb hayqirib chiqqan bizni milliy ziyolilarimiz, jadidlar bo'lgan. Ular Germaniyada o'qigan edilar, 70 ta deb hisoblardik. Hozir mana biz topdik, 100 dan oshiq bizani yoshlarimiz Germaniyada o'qigan ekanlar. Bular vatanga o'sha 28-yinchi yildan keyin qaytgandan keyin endi o'zlarini butun kuchlarini ham olgan bilimlarini hammasini vatan uchun sarflayotganda, xizmat qilayotgan paytda ularni germanofil, nemis shpionlari
nemiz casusları, halk düşmanları sıfatıda Jüdayım köpçülük kısmına hemen 37-38 yıllarda mahv etilip, katağın kılıp, yok kılıp yuvarıldı bile. Biz hani bu bugünkü konferansiyamızda, halkara konferansiyada hatta Saydan Han'ın nevaraları, kiyoları, hatta ki bana Kokan Han'ı, Kudayar Han'ın nevaraları, ya ki olmasam şu payette Jüdayım maşgur, Mahmud Hoca Behbudi'nin yanında bugün 14 de tılı bilgen, Said Rıza Alizade şu katağın kılıngen, hatta ki onu şu 1937 yılda kamak qolingan paytda tug'ilgan nevarasi mana 87 ga kiryapti. Shu inson ham Rossiyadan Moskvadan kelib bugungi konferensiyamizni nihoyat darajada nufuzini oshirdi. Xalqaro ilmiy davralarning nufuzli vakillarini Toshkentda jamlanishiga sabab bo'lgan mazkur konferensiya 2 kun davom etadi. Delegatsiya a'zolarining keyingi lokatsiyalari Abdulla Qodiriy Memorial muzeyi va Abdulla Qodiriy ijod maktabi bo'lishi rejalashtirilgan.